Türk'ü nasıl yapalım? Şimdi onu bağlayacağız. ...1996'dan beri buraya geliyorum. Önce öğrenci iken geldim. Sonra asistan oldum. 2020'de kazı başkanım. Lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Sì, sì, lo vedo. Quindi devono pulire. Devono cercare il muro, ce l'hai qua. E invece lì, a un certo punto, non so, c'è troppo. Orduzu ve Malatya ve Gaziantep benim ikinci bir ev kesinlikle. 6 Şubat ben burada değildim. Ama tabii ki İtalya'dan yani telefonla konuşarken bütün arkadaşlar ile hemen anladık ki çok kötü bir şey oldu burada. Ve hemen gelmek istedim. Ben depremden 3 hafta sonra burada geldim. Hem bütün arkadaşlar görmek için, bizim işçiler, onun aileler, müzeye çalışanlar, kişiler, bakanlığın çalışan kişiler, yani herkes görmek istedim, konuşmak istedim onlarla. İyi ki geldim, çünkü gelince daha iyi anlıyorsun, yani tam gerçek ne oldu. Bu yıl gerçek çok zor bir yıl Malatya için, bütün deprem bölgeler için. Ama daha yani burada gelmek için bizim çok daha önemli oluyor. Çünkü beraber bu zor zaman çalışıyoruz ve beraber yani yeni bir şey ve devam gitmek için çalışıyoruz. Şu alabilirsiniz. Ama o kalıyor. Çünkü belli hocam, bak belli. Tabii, tabii, tabii. Belli yani. Gaziantep biraz hasar görmüş depremden. Bu sene depremden dolayı bizim eski kazı ve araştırma programları değiştirdik. Haziran'da başladık. İlk iki ay depremden düşen toprak temizlemek için çalıştık. Toprak nereden düştü? Tepenin en yüksek yerden, buradayız şu an, aşağıya saray üstünde düştü. Temizledik onu ve şimdi Ağustos'tan yani kazı başlayınca biz burada en yüksek yerde çalışıyoruz. Tepe güvenlemek için yani. Çünkü daha sert bir toprak bulmak istiyoruz. Bizim profiller biraz iniyoruz. Burada çalışınca ne bulduk? İlk orta çağ mezarlığı bulduk. 60'dan fazla mezar çalıştık, kazdık. Hem yetişkin hem çocukların mezarları. Bazı mezarları süsleme objelerle. Ondan sonra mezarlığı altında Roma döneminin bir bina bulduk. Boş maalesef ama çok enteresan bir bina. Şimdi şu an orta tunç tabakalara geldik. Bir çalışmak alan bulduk. Silolarla, ocaklarla ve onu daha iyi anlamak çalışıyoruz. Başka bir açma tepenin kuzeyin tarafa. Orada bizim orijinal plan devam ediyoruz. Gaziantep'in en eski tabakalar çalışıyoruz orada. Ve şu an kerpiç evler bulduk. Ay sonuna kadar gideceğiz. Yani malzemeler nasıl aynı diyorsunuz? Şey malzemeler karışıyoruz. Evet. Depremden dolayı çok toprak, boş toprak, profillerden, en yüksek profillerden aşağıya saray üstünde
düştü. Ama bu toprak binaya hiçbir hasar vermedi. Demek yani biz toprak kaldırdık ve onun altında bina sağlam kalmış. O çok iyi bir şey. Geç Hitit sur duvar tepenin kuzey tarafta biraz hasar gördü. Onun taş temelleri, bir parça taş temelleri yıkıldı ve biraz kerpiçte sıkıntı var. Orada biz çalışıyoruz temeller koruma için ve sertleşmek için. Bundan sonra restoratörler kerpiç de koruma yapacaklar. Yoksa en büyük hasar bizim kazı evi gördü. Orada tamirat yaptık ve devam ediyor. Yani bitmedik daha.